Meclis'te büyük tartışmaların ardından AKP oylarıyla kabul edilen iç güvenlik paketi yürürlüğe girdi ve meyvelerini vermeye başladı. İlk vurgunu 1. sınıf emniyet müdürleri yedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz Başkanlığında toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu 1725 1. sınıf emniyet müdüründen 1150'sini emekliye sevk etti. Kurulun emekliliğe hak kazanmış ya da aynı rütbede 5 yıl bekleyip kadrosuzluk gerekçesiyle terfi edememiş emniyet müdürleriyle haklarında açılan soruşturma sonucu ceza alanları emekliye sevk ettiği öne sürülüyor. Ülkücü hareket bir evladını daha vatana kurban verdi. Ege Üniversitesi kampüsünde bölücü PKK'lıların saldırısında ağır yaralanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Teşkilat Başkanı Fırat Çakıroğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ben Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydim. 20 Şubat 2015 günü üniversiteye yuvalanmış PKK'lı militanlar tarafından bıçaklandım. Can kurtaran tam 45 dakika sonra geldi. Arkadaşlarım beni polis aracı ile götürmek istediler. Ve ne hikmetse polis kabul etmedi. Ben bir kez daha öldüm. Ben okullarda cirit atan PKK'lıların önlerine mertçe, yiğitçe, delikanlıca çıktığım için öldürüldüm. Ben bu leş kargalarını görmezden gelmediğim, bana ne demediğim için öldürüldüm. Ben küfürlerin, hakaretlerin karşısında asla susamazdım. Ben Fırat Çakıroğlu. Efendim? Canınız sıkkın gibi. Fırat, evladım. Bizim için Allah'tan ölümü dilemişler. İpi kopmuş bir tesbih gibi dağılıyoruz. Ama efendim, cesaret ve atılganlık olmayan hiçbir davada başarı elde edilmez derdiniz. Yaşamak için doğmadık ki, ölmekten korkalım. Fırat yandı, ben yandım. Derdimi